Gönül çalabın tahtı, çalap gönüle baktı. Kim gönül yıktıysa o iki cihan bedbahtı, diyor Koca Yunus. Son mısra kıtmızca değişikliğe vuruyor, kusura bakmayın. Evet, gönül yapmak çok önemli. Yıkmak da o kadar feci bir şey. Sırrını bilemiyorum. Gönlün o ölçüde bir derinliğe sahip olduğunun farkında değilim. Fakat nasılsa öteden beri hep orayı bir arş-ı rahman gibi görmüşler. Bakarsa oraya bakar. Değerlendirirse oraya göre değerlendirir. Hazreti Zâib-i Şeriat da buyuruyor. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلَى سُوَرِكُمْ وَلَاكِنْ يَنْظُرُ اِلَى قُلُوبِكُمْ. Allah şekillerinize, mahiyetlerinize, suretlerinize değil, kalplerinize bakıyor. Yani sizi kalplerinize göre değerlendiriyor. Kalplerinize göre bir yere koyuyor. Hakkınızda kalplerinizdeki hesaplara göre, müzmerata göre hüküm veriyor. Ve niyet de bir kalp ameli olması itibariyle müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Yine söz sultanının sözü, beyanı. Kalbin ameli demektir o. Niyeti tarif ederken de kalbül kastül kalp diyorlar. Kalbin ona teveccüh etmesi, yönelmesi demek. Demek ki öyle bir yöneliş samimi. Ayar mülahazasından tecrid ederek bütün bütün şahsi, dünyevi, uhrevi mülahazalardan soyutlayarak sadece hu demek, ona yönelmek. İşte ihtimal o ani seyyaleye yürüyen yolda oradan geçiyor. Bir anı seyyale vücudu enver, binlerce sene vücudu eftere müreccaktır. Hakikatine ulaşma da o yolla oluyor. İhtimal. Evet. Hazreti Pir de bir yerde madem hakikat budur, hayvaniyetten çık diyor. Yani sadece cismani canla yaşamadan sıyrıl. Cismaniyeti bırak. Kalp ve ruhun dereceyi hayatına yüksel diyor. İlk merhale kalbin dereceyi hayatı. Sonra oradan menfezler açılıyor. İnsan ruhun ufkunu müşahedeye dalıyor. Oraya kadar peygamber yolunun yolcularına göre öyle bir ifade tarzı, öyle bir beyan var. Ötesinde ihsasların, ihtisasların, gönül erbabının, kahramanlarının terminolojiye kattıkları başka şeyler var. Ruhun ötesinde de sır var. Kim bilir, belki sıfatı Sübhaniye'nin hakikatine nazır bir şey. İnsan o noktaya erince onunla mest-ü mahmur yaşıyor. Mest kendinden geçme, mahmur da o aşk-ı şevkle sarhoş olma demek. Sırrın ötesinde isterseniz hafa deyin, isterseniz hafi deyin. Fark etmez. Telaffuz farklılığı, ifade farklılığı var. Aklımızın eremediği bir şey, ihtimal vücudu behta açılan menfezlerden, jaluzi aralıklarından başka şeyleri temaşa etme. Bir de ahfa var ki ihtimal bize bütün bütün kapalı, ruhu safiyeye açık. Hakkal yakın kahramanlarına açık. Onların başında da Enbiya-i İzam, Enbiya-i İzam'ın önünde de Enbiya'nın serkarı, pişuvası, piştarı, rehnuması, Hazreti Ruhu Seyyidül Enam geliyor. İnsanların iftihar tablosu sallallahu aleyhi ve sellem.
Evet, gönülden girdik buraya da gönülle benim çok pazarlığım olmadı, bilemem onu. Ama içinizde gönülle pazarlığı olan insanlar vardır. Vardır diyorum. Bu biraz külletten kinaye, yani çok az falan demek. Bu da biraz zamanın dehşetini vermek lazım. Günümüz öyle bir zamana erdi ki yiğit belli değil, mert belli değil. Herkes yarasına derman arıyor. İlaç belli değil, dert belli değil. Anadolu duygularını dinlendiren ruh saati. Duymuşsunuzdur herhalde. Halk şiiriyle meşgul olanlar. Ruh saati duymuştur. Böylesine yiğidin belli olmadığı, merdin belli olmadığı, iyinin kötünün birbirine karıştığı bir dönemde herhalde meseleyi kesret planında ele alma, kendi mübalağalarımızla kendimizi aldatma olur. Daha rasyonel olmak lazım. Daha akıllıca hareket etmek lazım. İnşallah içinizde öyle insanlar vardır. Onların insibayıyla çevrelerindeki insanlar da o boya ile boyanırlar. Yani ruhu Seyyidül Enam'ın boyasıyla boyanırlar. Ve bir gün gelir Allah Celle Celaluhu ruha menfezler açar, sırra menfezler açar, hafiye hafaya menfezler açar, ahfaya menfezler açar. Görülmedik şeyleri görür, duyulmadık şeyleri duyarlar. Belki ehli cennet için peygamber beyanıyla veya Efendimizin beyanı sadece ifade etme açısından, yoksa beyan aslı itibariyle Allah'a dayanıyor. Adettü le ibadiye salihin, salih kullarıma her işi sağlam, arızasız, virüssüz, pürüzsüz demek. Adettü le ibadiye salihin, bir de benim kullarım diyor. Zat-ı üluhiyetine nispet ediyor. Benim has kullarım. Ve bir de salih amel yapıyorlar. Amellerinin içinde günlük iş yok. Virüs yok, mikrop yok, toz yok, toprak yok, bakteri yok. مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ Gözün görmediği şey, وَلَا اُذْنٌ سَمَتْ Kulağın işitmediği şey. Hülya yazarları, ütopya yazarları öyle bir dünyayı ne tasavvur edebilmişler ne de tahayyül edebilmişlerdir. Öyle şeyler hazırladım. وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ Hiçbir beşerin de aklına gelmemiştir. O öbür dünyada imanla göç edenler, ruhlarının ufkuna yürüyenler için Allah'ın herkese vaat ettiği bir vaad-ı sübhanisidir. Allah vaadinde hulfetmez. Söz vermişse yerine getirir. Hazreti Pir'in ifadesiyle meseleyi destekleyelim. Sözden dönme ya acizden, acizlikten, verdiği sözü yerine getirememeden doğar veyahut da işin akıbetini bilememeden. Bu iki kötü sıfatta, negatif sıfatta Allah'tan çok uzaktır. Allah böyle menfi sıfatlardan münezzehtir, müberradır, mukaddestir. Allah ne yapacağını bilir ve verdiği sözü yerine getirir. Eğer ben salih kullarıma böyle bir şey vaat etmişsem, demişse onu yerine getirir. Ama bazıları eriştikleri ufk itibariyle İmam-ı Rabbani'nin tereddüt yaşadığı bir hakkal yakin dünyada duyulmaz. Başka bir mektubunda kıtmir müşahede etmişti. Duyulur diyor. Demek ki Hazret Seyri Sülûki Ruhanisi'nde, nitekim o Seyri Sülûki Ruhanisi'nde geçtiği merhaleleri anlatırken vücuttan bahsettiklerinde, isterseniz Frenkçi ifadesiyle ama o onu tam karşılamaz. Panteist mülahaza. Vücut mülahazası. Muhiddin İbn Arabi'nin vücut mülahazasından bahsedilince ben Seyri Sülûki Ruhani'de onları çok önce görmüş ve geçmiştim diyor.
İşte böylesine bir seyri sülûki ruhanisinde yakinsizlik, sonra ilmel yakin, sonra aynel yakin, gözle görme ve onunla yakine erme, tereddütsüzlüğe erme, ihtimalsizliğe erme. Sonra da hakkal yakin, işin mahiyeti nefsül emriyesiyle bütünleşme, aksini ihtimal vermeyecek şekilde bu budur. Şeytan bin tane aksine delil getirse, hayır bu budur deme ufkudur o hakkal yakin. Demek ki Hazret belli bir dönemde o hakkal yakinin ancak ahirette zuhur edeceğine inanıyordu. O gün için arşi kemalatı oydu. Fakat bir gün, hani var ya bir söz, Allah'ım bize fevkaladeden istidatlar ihsan eyle. O istidatlarımıza da inkişaflar lütfeyle. İstidadı oraya kadardı, arşi kemalatı. Fakat Allah'ın elinde dilerse ufkunuzu açar, insanlığın iftihar tablosunun bir adım gerisinde durursunuz, gördüğünü görürsünüz, duyduğunu duyarsınız, hissettiğini hissedersiniz ve 50 türlü şeytan vesvesesi gelse ya ayağınızın ucuyla veya elinizin tersiyle git benden, bende yer bulamazsın dersiniz. Allah ufku erdirsin inşallah. Kalpten girdik bu işe de, o benim alemimde değil esasen. İçinizde o alemden anlayanlar varsa onlar arkadaşlarına anlatsınlar inşallah. Bu alem buymuş diye demem. Günümüzde böyle bir kalbe yönelişe çok ihtiyacımız var. Mesele hep cismaniyete bağlı. Cismaniyete bağlı olunca dolayısıyla bağışlayın. Bağışlıyor musunuz? Hayvaniyete bağlı, nefsaniyete bağlı, garizeyi beşeriyeye bağlı, şehvani duygulara bağlı, şöhrete bağlı, nama bağlı, nişana bağlı, egoizmaya bağlı, egosantrizmaya bağlı, narsizme bağlı, bir sürü Allah belası insanın böyle sıyrılamayacağı ne kadar öldürücü, kahredici virüs varsa hepsine bağlı bir şey o cismaniyet. Öyle bir şey. Şimdi bu türlü şeylerin yaşandığı bir dönemde insanların nazarlarını kalbe çevirme, o kalplerde şefkat hissini harekete geçirme, başta inananlar olmak üzere onları mürüvvetle kucaklama. Mürüvvet insanca demek yani. İsterseniz gavurca ifadesiyle humanistçe diyebilirsiniz. Kim olursa olsun, Hazreti Mevlana ifadesiyle ne olursan ol gel. Kaldı ki hani günümüzde biraz insanlar çok gelmeye hazır olmadıklarından dolayı birisi sizin arkadaşlarınızdan birinin sözüne meseleyi bağlayarak diyor ki Hazreti Mevlana Boğaz'a demiş mi dememiş mi belli değil ama Mevlana, hani bu söz Mevlana'ya ait mi değil mi onu Mevlana'yı iyi bilenler bilirler. Genel kritikçilere göre bu söz Mevlana'ya ait değil. Fakat Mevlana'nın sözüne benziyor. Hem karakter olarak Farsça benziyor, hem de Mevlana'nın karakterini aksettiriyor. Bazo, bazo, her an çelsi bazo. Var ya biliyorsunuz ne olursan gel yani. 70 defa tövbeni bozsan bile gel. Bu aslında insanlığın iftihar tablosunun insanları tövbeye imrendiren o mübarek beyanına muhalif düşmüyor yani. Hafizan Allah, Allah o duruma sukut ettirmesin. Bir insan günde 70 defa tövbesini bozsa yine ümidi kırılmadan, yeese düşmeden, yeis batak diyor. Öyle bataktır ki düşersen boğulursun, azmine sarıl sımsıkı bak ne olursun diyor. Ümit şairi Mehmet Akif. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeese düşmemek için 70 defa tövbeni bozsan, yine sarsılmadan Cenab-ı Hakk'a teveccüh et. Onun dergahı, Mevlana bizim kapımız, herkese açıktır diyor. Mevlana'nın kapısı, Allah'ın o engin rahmet kapısına nispeten, deryada damla bile değildir. Sakın Mevlana'yı hafife aldığımı zannetmeyin.
Fakat mukayese edilmeyecek bir şeyle karşılaştırıyoruz. Mevlana'nın kapılarının ardına kadar açık olması, Allah'ın rahmet kapılarının ardına kadar açık olması yanında esse esse, ifade esse ancak deryada damla ifade eder. Allah'ın kapısı sonuna kadar açıktır. Kimsenin ümidini kırmayalım. Şimdi insanların ruhunda böyle bir şefkat olgusuna ihtiyaç var. Mevlana bazı her an kesti bazen ne yaparsan gel diyor. Mesleğimiz itibariyle biz gel değil. Biz başkalarının ayağına gitmekle mükellefiz. Ne olursan ol. Ne olur kapıyı arala. Kapının tokmağına dokunduğumuz zaman kim o geldi falan deyiver bir kere. Düğmeye bastığımız zaman içeriden düğmenin sesi kadar sen de bir ses ver. Ayrılmayacağız o kapıdan. Sana diyeceğimiz şeyleri demeye çalışacağız. Varsa ruhumuzun bir ilhamı, onun senin hanenin içine boşaltmasını çalışacağız. Herkesin ayağına gideceğiz. Sizin o can feza arkadaşlarınız dünyanın 148'di, 150 oldu. Önümüzdeki sene perspektifi aldıkları 170 ülke. Geriye 10 tane mi kalıyor, onlara da ülke denir mi denmez mi bilemiyorum. İşte o espriye bağlı hareket etme. Herkesin ayağına gitme. Herkesin beklediği şeyi gidip onlara duyurma, mutlaka duyurma. Neyi duyuracaksınız? Duyabildiğiniz kadarıyla insani değerleri duyuracaksınız. Duydukları kadar insani değerlerden alacak, istifade edeceksiniz. Bir harman yapacaksınız. Onların da bildiği şeyler vardır. Sizin de bildiğiniz şeyler vardır. Sizin alemden beklediğiniz neyse şayet, unutmayın. Alemin sizden beklediği şey de aynı şeydir. Almaya açık olduğunuz zaman vermenize karşı açık olurlar. Almaya karşı kapalı olduğunuz zaman vermeye karşı bütün kapılarını kapar, hiçbir şeyi almazlar. Sizin arkadaşlarınız o şefkat sistemini kullanarak Allah'ın izni inayetiyle bir yerde bozgun yaşamadan sizin bir kısım yabancı misyon şeflerinizin geçende bunu bir akademisyen anlatıyordu. Eğer o yabancı misyon şefleri Orta Asya'da da kafa bozmasalardı, girilmedik bir yer kalmayacaktır. Demişti bir akademisyen. O gidişleri, o gelişleri, o açılımları, hakiki manada açılım dendiğinde mutlak zikir kemaline masruftur. İşte o açılımın kastedildiği açılımları realize eden arkadaşların sergüzeştisinden bahsederken, eğer baltanın sapı bizden olmasaydı ormandaki ağaçlar da kesilmeyecekti. Değil mi? Türk atasözü bu, baltanın sapı. Hazreti Pir bu iki tali disiplinle bize şunu anlatıyor. Bir malum sofilerin şimdiye kadar kullandıkları bir şey var. Efendim, der tariki nakşibendi lazımome çağrı terk. Terki dünya, terki ukva, terki hasti, terki terk diyor. Nakşibendi tarikatında o tarikata canımız kurban olsun. Şimdiye kadar onlar dergahlarıyla, halvet haneleriyle, çile haneleriyle insanları hakiki insanlığa binlercesini yükseltmişler. Ve hala da devam ediyor. Ama şartlara göre, konjonktüre göre o gün onların seçtikleri dört temel esas var. Der tariki neyzibe nakşibendi lazım ahmet çağrı tek diyor. Çar, çağır demek, Farsça dört demek. Dört şeyi terk etmek lazımdır. Terki dünya, dünyayı terk edeceksiniz. Terki ukva, ahireti de terk edeceksiniz. Esas çok önemli bir şeye bağlanmışsanız, Allah diyorsanız, onun yanında dünya gibi deni, ahiret gibi tali bir şeyden bahsetmek, talip olduğunuz şeye karşı saygısızlık olur. Terki dünya, terki ukva. Terki hesli bir de kendinizi de terk etme.
mesele iyice zorlaşıyor, sarfa sarıyor. Hayır, dünyayı terk ettik, zahit. Ahireti terk ettik, halis, arif. Efendim, zahidin gönlünde cennettir temenna ettiği, arifi dilhastenin gönlündeki dildarıdır diyor. Galibe, galibin. Değil mi? Evet. Zahid ibadeti taat yapan hep cennet der, huriler der, köşküm der, villam der, boğaz içinde yalım der, yatım der, gemim der, sandalım der, filan der yani bunlar. İbadet yapar, karşılığında beklentiye girer. Ama arifi dilhaste gönlünde ona hasta olmuş. Senin hastanım ben diyor. Onun gönlündeki ise sadece dildarıdır diyor. Dildar. Gönlünü çalan, gönlünü büyülen, gönlüne teveccüh eden, gönlüne otağını kuran. O sultanı zişandır diyor. Der tariki nakşibendi lazım Ahmet çare terk. Terki dünya terk yok. Bu da terki hest. Bir de terk ettim ben kendimi de terk ettim. Bir de terki terk diyor. Burada iş iyice sarfa sarıyor. Çıkılmaz. Dünyeviliğin insanlığı sardığı, bencilliğin insanların ruhuna hakim olduğu dönemde bu ufukta bir hakikati yakalama çok zor olduğundan dolayı Hazreti Pir-i Mugan, Şem-i Taban, Ziya-i Himmet diyor ki der tariki aczimendi lazım Ahmet çağrı çiz. Benim yoluma gelince, yönteme, sistemime gelince dört şeye sımsıkı sarılmak lazımdır. Aczi mutlak, kendini aciz görme. Aczin seni ona tevcih eder, ona yönlendirir. Yapacağım şeylerin üstesinden gelemiyorum. Ey kudreti kahire sahibi, ey iradeyi bahire sahibi, ey ilmi muhis sahibi, ey her şeyi bilerek yaratan Allah'ım, halimi de biliyorsun. Ne hacet halimi sana ifade etmeye? Her şey her halimden belli. Böyle bir aciz işte. Kendini aciz görme. Bütün mefruç görme demek değildir. İradeyi şartı adi planında onun güç ve kuvvetine karşı bir çağrı mahiyetinde kullanma acizi. Ben bana yetmiyorum. Denedim yetmiyorum. Vallahi yetmiyorum. Kullanıyorum yine yetmiyorum. Ne olur kudreti kahirenle İrade-i bahirenle beni destekle Allah'ım diyor. Böyle bir aşk. Bir de fakri mutlak diyor. Mutlak fakirlik. Neye malikiz? Biz bize ait şeyler diye mütalaa ettiğimiz şeyler arka planına baktığımız zaman hepsi ona ait. Allah Celle Celaluhu bize dese ki bana şöyle bir tekmil verin. Bana ait olan şeyleri bırakın ben şuyum deyin. Zannediyorum insan diyecek bir şey bulamaz. Evet. هَذَا هُوَ الْحَقِّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الطَّلَالِ İşte bu hakkın ta kendisi, ötesinde eğri büğrü mülahazalara sapma, sapıklıktan başka bir şey değil. İşte böyle bir fakirlik. Onun teyidiyle, onun inasıyla, onun zenginleştirmesiyle, Allah'ın izni inayetiyle. Yine geriye döneyim. Allah'ın izni inayetiyle ekonomik durumu orta ölçekte olan bir de çok defa başına gelen insanlar tarafından kösteklenen ve fakat sadece halkın himmetine kalan ve çiçeği burnunda üniversiteden yeni mezun olmuş birkaç delikanlının bir yönüyle himmetine tevfiz edilen, emanet edilen bir hizmet bugün dünyada 1200-1300 tane okul açmış. Bir mukayese olsun diye arz edeyim ben bunu. Avrupa devletleri Fransız, İngiliz'in yanında, İngiliz, Hollanda'nın yanında, o Portekiz'in yanında, o bilmem Birleşik Devletler'in yanında devlete aliye sınırları içinde 3 asırda uğraşıp kurdukları okul sayısı 1200 tanedir. Siz bu ölçekteki ekonomik durumunuzla o fakir insanlarla, bursla dünyanın dört bir yanına açılan kahramanlarla
görmeyenlerin kör gözlerine sokulsun. Sağır kulaklarına zıpkın gibi saplansın. Şimdilerde daha onların 3 asırda realize ettikleri şeyleri Allah size realize ettirmiş. Bu imkanı, bu gücü, bu kuvveti, bu ginayı, bu zenginliği kendinizden görür müsünüz rica ederim. İşte böyle bir fakr. Allah Celle Celaluhu dileyince o yok da öyle varlık cilveleri gösteriyor ki sizin de başınız dönüyor. Böyle bir fakr bak. Aczi mutlak, fakri mutlak. Bir de şevki mutlak. Şimdi bu hale bakın da siz şevklenmeyin. Allah Allah. Yani duruyor, ne rüzgar var ortada, ne yelkenler açılmış. Bu gemi hedefine doğru yürüyüp gidiyor. Allah Allah diyorsunuz böyle. Yahu ne diye ümitsizliğe düşeceğim? Ne diye böyle yesin ağına kendimi salacağım? Nasıl olsa yürüyorken şevk içinde bu işi götürecek ve yese karşı sürekli panjurlarını kapatacaksın. Ve yese diyeceksin ki bağıracaksın. Beyhude yorulma, kapılar sürmelidir. Diyeceksin. Şevk. Sonra da şükrü mutlak. Nimetler, nimetlere çağrı. Nimetler hamde çağrı. Hamd yeni nimetlere çağrı, davet. Allah üst üste nimetlerini yağdıracak. Bize düşen şey de sürekli oturup kalkıp hep hamdi hecelemek, hep hamdü sena ile gecelemek. Var mı ters tarafı? Günümüzün insanı için. Geçmişteki çok zor. Fakat burada bir şey daha diyor. Bunları anlayabilmek için esas tefekküre ihtiyaç vardır. Sebep sonuç arası tığını sürekli hareket ettirmek suretiyle kendi düşünce dantelanın örmene bağlıdır bu. Ve bir de bir şefkat meselesi var. Eğer ille de dünyanın 4 bir yanına açılacaksanız şefkatle açılacaksınız. Size kötülük yapanlara bile bağrınızı açacaksınız. Çok defa tekrar ettiğim için tasdi olur mu? Başınızı ağrıtır mıyım? Evet. Madem öyle dediniz diyeyim ben de. Mevlana'dan bahsettik. Ruhumuz feda olsun. Yunus da öyle bir civan merttir. Merd oğlu merd. Bunlar soluklarını insanlık için hep kullanmışlardır. Ve geriye dönüşü çok büyük olmuştur. O Selçuklu Devleti'nin çözüldüğü, Osmanlıların henüz yeryüzünde bir şey olmadıkları bir dönemde, bir metamorfoz yaşadıkları bir dönemde, henüz kurtların kelebeğe dönme faslına bile girmediği bir dönemde, o insanların birbirini boğazladığı anda Hazreti Mevlana gibi şefkatle böyle meltemler esen insan olmasaydı, Anadolu insanı birbirini yamyamlar gibi yerdi. Şefkat, şefkatle kucaklama. İşte o Hazret 70 millete kapım açık diyor. Mesela bu söz ona aittir. Bir ayağım dinin merkezinde, öbürü 70 millet diyor kesretten kinaye. Onların içinde dolaşıyor diyor. Herkese diyeceğim sözüm var demek. Herkesten alacağım şeyim de var. Herkese öğreteceğim bir şey var. Fakat herkesten öğreneceğim bir şeyim de var. Bu espriye bağlı zaten gitmezseniz, ukalalıkla, tiranlıkla, size şu bilmem sistemi, şu anlayışı, işte dikte etmeye geldik falan dediğiniz zaman tepki alırsınız. Bu akılsızca bir davranıştır. Öyle değil. Almaya geldik. Alınacak bir şey varsa şayet, vermeye de geldik. Gömerdiz biz, veririz de. Fakat verecek bir şeyimiz yoksa onu siz bilirsiniz. Almaya geldik. Evet. Hazretin böyle demesine karşı benim gibi bir yobaz karşısına çıkıyor buna. Bu nasıl dindir, bu nasıl imandır, bu nasıl İslamiyettir? Sen böyle 70 millete kapını aralıyorsun, gavura temenna duruyorsun. Var ya günümüzde de böyle diyaloğa, hoşgörüye, kucaklamaya, konuma, saygıya, cihan sulhu adına bir şeyler söylemeye dair sözler söylediğiniz zaman gavurlaştınız siz falan diyenler var ya, işte böyle bir tanesi çıkıyor karşısına. Demedik şey bırakmıyor.
O mutlaka belki bir hafta diyeceği şeyleri o düşünce dağarcığına yerleştirmiş. Ben şunu da derim, o şöyle derse ben de şunu derim, o şöyle derse ben de şunu derim, o şöyle derse ben de şunu derim diye dağarcığını doldurmuş. Dağarcık taşınca bende yer kalmadı demiş artık. Bu defa adamın karşısına çıkmaya karar vermiş. O Hazret'le karşılaşmış. Hazret diyorum ben, ne lazım? وَلَا تَذْكُرُوا مَسَاوِ مَوْتَاكُمْ Geçmişlerinizi kötü yanlarıyla yad etmeyiniz. O da hoca gibi bir şeymiş. Dağarcığın ağzını açıyor, başlıyor işte. Nereden başlayacaksa oradan başlıyor. Demediği şey bırakmıyor. Senin yaptığın zındıklıktır. Hazreti Pir-i Mugan'a Barla'da birisinin dediği gibi yani. Nerede var öyle Kur'an-ı Kerim'de değişik ayetleri bir araya getirme filan. Oysa ki Hazreti Osman yapmış onu. Evladı Resulullah'tan yapanlar olmuş. Dünya kadar insan Kur'an-ı Kerim'in değişik ayetlerini bir araya getirerek onların şefaatine bir yönüyle sığınmış. Şefaat dilenmiş onlardan. Onun gibi yani. Ağzına ne gelirse söylüyor. O Hazret'e söylüyor. Hazret de dinliyor. Kemali temkinle dinliyor. Kafasında bir şey kurgulamıyor. Çünkü diyeceği şey bellidir onun. Bir tane şey söyleyecek ona. Bir tane şey söyleyecek ama işte orada söz bitecek. Son noktayı koyacak. Hem böyle üst üste konmuş üç nokta ağırlığında son noktayı koyacak. Dediğini diyor. Kemküm etmeye başlıyor artık. Bir şey yok. Bitmiş. Sözüm bitti mi Hazret diyor. Bitti diyor. Bağrım sana da açık diyor. Gel seni kucaklayayım. Size düşen şey, ben bana düşen şey demiyorum. Çünkü ben o işin ehli değilim. Ama size inancım tamdır. Allah'ın izniyle, inayetiyle. Kirlenmemişsiniz. Kirli mürekkep size bulaşmamış. Ruh çehrenizi, kalp çehrenizi kirletmemiş Allah'ın izni inayetiyle. Gelecek size emanet. Bence bu disiplinler çerçevesinde herkese kucağınızı açmak şiarınız olsun. Dövseler bile, sövseler bile, dövene elsiz Yunus sözü, sövene dilsiz, derviş gönülsüz gerek. Baştaki şeye geldi mi yani? Gönül çalabın tahtı, çalap eski Orta Asya dillerinde bazen tenkri, biz tanrı diyoruz. Bazen de çalap demişler, kullanmışlar. İlah karşılığında kullanılan tabirler. Gönül çalabın tahtı, çalap gönüle baktı. Kim gönül yıktıysa o iki cihan bedbahtı diyor Yunus. Gönül tamirine bakmak lazım. Bugüne kadar değişik kötülükler yaptılar. Değişik. Birileri. Cenab-ı Hak bizim onların kalplerini ıslah eylesin. Düşüncelerini ıslah eylesin. Sırat-ı müstakime hidayet buyursun. Sırat-ı müstakimde sabit kadem eylesin. Ama bitmedi. Gidenler gittiler dedikleriyle arkadan gelenlere düşüncelerini miras bıraktılar. Biz meseleyi buraya kadar getirmiştik. Bundan sonrasını da bakın, bu önemli kazanıma bence vefanın gereği siz bu işi, bu süreci devam ettirin. Süreç diyoruz şimdi, vetireyi süreç ettik. Bu süreci siz devam ettirin. Duymuştum ben bunları. Yani bunların evlerine şu sizin samimane vefakarane, hırzı can ederek, çok defa belki maaş almadan da hizmet ettiğiniz, gözünüzü kırpmadan dünyanın dört bir yanına gitme gibi bir civan metlik sergilemenize karşılık, bunları bitirme adına şöyle bir şey yapılabilir. Mesela iki tane PKK'dan diyelim, PYD'den, Pijak mı var bir tane, adlarını da belleyemedim. O kadar şerşebekesi var ki. İki tane ajan kiralarsınız. Mesela dersiniz ki biz uyuşturucuyu bu hareket mensuplarından alıyoruz. Ve sonra bir kısım sistemleri harekete geçirirsiniz.
size nisbeti söz konusu olan evlere baskınlar yaparlar. Giderken de götürüp bir torbayla bir yere bir şey korlar. Bunlar söylendi. Silah da korlar. Telaffuz edildiği gibi terörist diyebiliriz bunlara. Bu defa da uyuşturucu kaçakçılığı, teröre hazırlık filan diyebiliriz. Bunlar geçmişte dendi. Geçmişte diyenler geleceğe emanet ettiler. Gelecekte gelenler de o emanete hıyanet etmemek için onu yapmama azmi, cezmi, kasti, kararlı içindeler. Fakat bütün bunlara rağmen el alem insanlıktan uzaklaşabilir. Fersah fersah uzaklaşabilir. Fakat bu bizim insanlıktan uzaklaşmamızı meşru kılmaz. Biz biziz. Hazreti Muhammed Mustafa'nın yolundayız sallallahu aleyhi ve sellem. O Ebu Cehil'in ayağına 50 defa gitmiştir. 50 defa ruhunun ilhamlarıyla onun gönlüne girmeye çalışmıştır. Ve hiç kırılmamıştır. Aşıktır incitenden, incinme incitenden, kemalden nuksanmış, incinen incitenden. İncinsen de incinme, kırılsan da kırma, dövülsen de dövme, hakaret edilsen de hakaret etme. Başkalarının naseza nabeca şeyleri senin bu temel değerlerinden uzaklaşmana sebep teşkil etmemeli. Vesile olmamalı, meşru kılmamalı onları. Biz insanlığımızı, re'fetimizi, şefkatimizi, aleme bağrımızı açtığımızı bir namus gibi bilmeliyiz ve onu bir namus gibi korumalıyız. Allah'ın izni inayetiyle. Biz buyuz. 7 cihan bir kere daha bunu duysun. Vesselam. Allah'ın binlerce selat selamı başta insanlığın iftihar tablosunun sonra da sizin üzerinize olsun.